Atatürk ölmedi, yaşıyor. Yere zincirlerle bağlı kalmayı reddetmiş emektar kadınımızın gururlu gülümsemesinde, ülkemize hayat damarı olmuş sanatçılarımızın fırça darbelerinde, istikbali göklerde arayan kanatlı kahramanlarımızın rüzgarında can buluyor. Uğruna nice canların feda olduğu şanlı bayrağın kızılığında bize yol gösteriyor. Unutturmaya çalışanlara inat, Atatürk ölmedi, yaşıyor. Atatürk ölmedi. O, bu ülkeyi daha aydın bir geleceğe taşımak için her daim yanımızda bir önder olarak yaşayacak. Atatürk ölmedi. Çünkü Atatürk demek, aydınlık bir gelecek demek, fikir demek ve fikirler ölmez. Atatürk demek, çağdaşlık, laiklik, demokrasi demek, bir ülkenin küllerinden doğması demek, hiçbir umut kalmamışken bir umut var etmek demek, insanlar arası eşitlik demek, bir ülkenin kısa sürede çağ atlaması demek. Atam, unutma ki saatlerimiz hala 9:04 geçiyor. Atatürk benim için çağdaşlık demek. Çünkü Atatürk'ün çağdaşlığı düşüncede ve dilde kendini gösterir. Atatürk demek, eşitliğin olduğu bir ülke, hürriyetin hakim olduğu düşünceler, arkasına bakmadan savaşan yürekler ve en önemlisi üzerinde yürüdüğü toprakları ölümüne sevmektir. Çünkü Atatürk bu söylediklerimin ta kendisiydi. Atatürk demek, özgürlük, hürriyet, medeniyet ve bağımsızlık demektir. Hayatını ülkemizin kurtuluşuna adayan, ülkemizi çağdaş ülkelerin seviyesine çıkarmak için gece gündüz demeden çalışandır. Atatürk her şeydir. Dünyada eşi benzeri yok. Atatürk, kadını ve kadın haklarını her zaman gözeten, kollayan, bağımsızlığı en yüce değer olarak gören en büyük devlet adamıdır. Atatürk benim için özgürlüğü, bağımsızlığı ve hür yaşamı ifade ediyor. Atatürk Cumhuriyet demek. Atatürk benim için her şeyi ifade ediyor. O gelmiş geçmiş en büyük lider. Atatürk benim için çağdaş ve hür yaşamak demek. O, önüme çıkan engelleri aşmak için gerekli gücü nereden bulacağımı gösteren bir rehber. Atatürk demek gurur demek. Atatürk demek sevgi demek, saygı demek. Atatürk demek özgürlük demek. Atatürk demek yaşam demek.